Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe İspanyolca dersimizde daha birlikteyiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere şimdiki geniş zamanla bitirmiştik. Bugünden itibaren yeni bir konuya geçeceğiz arkadaşlar. Bugün iki konu işlemeyi düşünüyorum. Bu yüzden iki bölüme ayırmayı düşünüyorum dersimizi. Birinci bölümde zaman içeren zaman zarflarını işleyeceğiz arkadaşlar İspanyolca'da. Diğer bölümde de onları silip işaret sıfatlarına ufak bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayabiliriz dersimize. Buraya ben yazacağım. Aynı şekilde yazarak gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tahtamız net görünüyor sanırım. Evet arkadaşlar. Mesela başlıyoruz. Ayer. Dün demek. Ayer dün. Ayer dün. Hoy bugün. Hoy bugün. Mañana yarın arkadaşlar. Şu neyin üstündeki şu işaret niye sesi veriyor? Mañana oluyor arkadaşlar. Mañana bu yarın. Todo el día. Bütün gün. Toda eldi ya bütün gün. Kada diye her gün. Kada diye her gün. Todos los días. Bu da her gün demek arkadaşlar. Todos los días ve cada día her gün. Siempre her zaman. Her zaman. Hep. Siempre. Birçok kelime var da ben aklıma gelenleri yazıyorum arkadaşlar oraya. Siempre her zaman dedik. Raramente nadiren. Raramente, nadiren. A veces. Bazen. A veces, bazen. A veces, bazen dedik. Pasado.
Pasado. Geçen, geçmiş. Geçen, geçmiş. Próximo. Próximo, gelecek. Próximo, gelecek. Día. Gün. Arkadaşlar bu día. A'lı bittiği halde arkadaşlar eril bir kelimedir. O yüzden el día olarak kullanılacak. Daha sonra ben birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Sadece hatırlatma için söyledim. Birazdan göreceksiniz. Día, gün dedik. Semana, hafta. Semana, hafta. Mes, ay. Año, yıl. Arkadaşlar. Año, yıl. Pasado, pasado día. Pasado día, geçen gün. Pasado, pasado día, geçen gün arkadaşlar. Şöyle belli edelim. Şöyle. Evet. Pasado día, geçen gün arkadaşlar. Şöyle yapalım. Karışmasın. Pasada semana, geçen hafta. Pasada semana, geçen hafta arkadaşlar, görünüyor mu? Evet. Devam edelim. Pasado mes. Pasado mes. Geçen ay. Pasado mes, geçen ay. Arkadaşlar, pasado mes. Pasado año, geçen yıl. Pasado año. Pasado año, geçen yıl arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pasado día, geçen gün. Día a'la bittiği halde eril bir kelimedir. Dolayısıyla bu pasado orijinal haliyle kalıyor. Aynı şekilde pasado mes. Mes gene erildir. Pasado mes olarak kalıyor arkadaşlar. Geçen ay. Pasado año derken de año da erildir arkadaşlar. Dolayısıyla pasado orijinal haliyle kalıyor. Ama pasada semana derken semana dişil bir kelime olduğu için bu pasado otomatikman pasado oluyor arkadaşlar. Dişile dönüyor. Pasada semana dişil bir zaman zarfı oluyor. Kelime oluyor. Dolayısıyla geçen hafta anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu eril dişil konularımızı bir önceki videolarımızda, daha önceki videolarımızda görmüştük. Burada da karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu her zaman karşımıza çıkacak. İtalyanca'da da Portekizce'de de bu durum söz konusuydu. Diğer videolarda da gördüğümüz üzere. Devam edelim arkadaşlar. Pasado yaptık. Próximo yapıyoruz. Próximo diye olmaz arkadaşlar. Gelecek gün olmaz. Gelecek gün zaten mañana oluyor. Próximo diye'yi es geçiyorum arkadaşlar. Próxima semana diyelim. Próxima semana.
Şöyle yapalım. Proxima Semana şöyle yapalım. Proxima Semana gelecek hafta, pardon, ay yazdık, gelecek hafta Proxima Semana, gelecek hafta Proxima Mes, gelecek ay Proxima Mes, gelecek ay arkadaşlar. Proximo año, gelecek yıl, Proximo año, gelecek yıl arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunda da aynı şey söz konusu. Proximo orijinali, gelecek demek ama Prox Semana derken Semana dişil olduğundan Proxima da dişil oluyor. Dolayısıyla Proxima Semana dişil bir kelimeye dönüşüyor arkadaşlar. Gelecek hafta demek. Proxima Semana gelecek hafta demek. Proxima Mes gelecek ay. Proxima Año gelecek yıl demek. Bir diğer şeyler. Antes'de Ase Después de var arkadaşlar. Antes de önce demek ama buraya fiil geliyor arkadaşlar. Antes de hace şöyle söyleyeyim. Antes hace önce demek. Ancak ikisi arasındaki fark antes de ile kullanılır ve fiillerle kullanılır arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Antes de dormir. Antes de dormir, mesela uyumadan önce, antes de ir, gitmeden önce, bu fiille kullanılan antes'dir. Antes de ir diyelim mesela, gitmeden önce arkadaşlar, antes de ir, gitmeden önce dedik. Hace ise bunlarla kullanılıyor arkadaşlar. Mesela hace dos días diyelim arkadaşlar. Dos días. Hace dos días. Hace dos días. İki gün önce oluyor arkadaşlar. Antes fiillerle kullanılan önce anlamına geliyordu. Antes de ir. Gitmeden önce. Hace dos días. Hace ise zaman zarflarından önce kullanılan önce anlamına geliyordu arkadaşlar. Mesela hace dos días, iki gün önce, hace un año diyoruz arkadaşlar mesela. Un año, bir yıl önce. Hace tres meses diyoruz arkadaşlar mesela. 3 ay önce. Después de arkadaşlar. Después de arkadaşlar. Bu da fiille kullanılıyor arkadaşlar. Después de mesela. Bu da ir diyelim. Después de ir. Gittikten sonra. Gittikten sonra diyoruz arkadaşlar. Después de ir. Ama sadece kendisi después. Tek başına después. Zaten sonra demek. Después. Mesela buraya zaman diyoruz. Dos días. Dos años diyelim. İki yıl sonra. Arkadaşlar bu farkı da belirtmiş olalım. Şunları düzeltelim daha güzel
daha net yazılsın. Ayarle. Oy ayar. Ayar dün demek demiştik. Ayar dün. Oy bugün dedik. Evet arkadaşlar şöyle yapalım, öyle yapmayalım, bir dakika daha düzgün yazalım. Şöyle daha büyük olsun, daha rahat okunsun. Ayer dün dedik. Oy bugün dedik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde zaman zarflarımıza aklıma gelenleri tabii yazdım. Daha çok var bunlarla ilgili yapılabilir. Ama aklıma bunlar geldi. Şunu şu silinmiş. Şöyle yapacağız. Evet bu neye anlamına neye getirir? Evet. Aklıma gelen zaman zarflarını yazdım arkadaşlar. Önce biraz bir bırakayım sizi. Hepsini görmeniz açısından. Sonra burayı tahtayı silip işaret sıfatları ile ilgili konuya gireceğiz. Birkaç örnek vereceğiz orada da. Bırakıyorum arkadaşlar sizi. Tahtayı. Tabii arkadaşlar el día, la semana, el mes, el año yazılıyor arkadaşlar, mutlaka yazılıyor. Bir önceki İtalyanca dersimizde de aynı konu işliyorduk, oraya başlarına la yazmadım diye çok hakarete varan hatta yorumlar geldi. Ben de şu açıklama yaptım. Bir önceki derslerimizde eril dişil konularını işlediğimizde bu elleri, la'ları yazdığım için yeni konumuzda yazma gereği duymadığımı belirtecek şekilde bir açıklama yaptım ama tepkiler her zaman oluyor. Maalesef bizim Türk insanımız maalesef öyle eleştirme konusunda birbiriyle yarışır bir millet. Anlamak güç, ondan bir parantez belirteyim. Niye? Çünkü gene yazmadım elleri, la'ları diye eril ve tekillerin başına, eril ve dişillerin başına gene tepki gelebilir diye baştan söyleyeyim de şimdi şey yapmasınlar yani, tepki vermesinler. Dedikten sonra yeterli herhalde. Hemen sileceğim ve işaret sıfatlarına geçeceğim arkadaşlar. Çok pardon. Yeterli herhalde. Net bakıyorum. Net görünüyor mu? Evet. Gayet net görünüyor. Yalnız şu biraz görünmüyor sanki. Bu 2 yıl sonra arkadaşlar. 2 yıl. Sonra bakıyoruz. Evet. Orası 2 yıl sonra arkadaşlar. Siliyorum. Siliyorum arkadaşlar. İşaret sıfatlarımıza geçeceğiz. Hızlı hızlı sileyim. Fazla zaman kaybetmeyelim bunu silme konusunda. Evet, işaret sıfatlarına geçeceğiz arkadaşlar. İşaret sıfatlarında 3 tane 3 işaret sıfatımız var arkadaşlar. Hemen ben buraya kısa kısa yazacağım. Sonra bir hepsiyle ilgili de birkaç örnek vereceğim. Bir sonraki dersimizde sıfatları işleyeceğiz arkadaşlar. Sıfatlardan sonra gene bu işaret sıfatlarını yazacağım sıfatlarla beraber kullanarak daha çok ve daha iyi bir şekilde pekiştirmenizi sağlamaya çalışacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Este
Esta. Esto bu demek arkadaşlar, bu. Este, esta, esto bu demek arkadaşlar. Bunların çoğulu estos, estas arkadaşlar. Bunlar. Bunların çoğulu da bunlar arkadaşlar. Estos, estas bunlar oluyor arkadaşlar. Ben size örnekler de vereceğim. Ese. Esa. Eso. Şu demek. Arkadaşlar. Şu. Ese, esa, eso. Şu demek arkadaşlar. Bunların çoğulları. Esas. Ve esos'tur. Şunlar demek. Esas, esos, şunlar demek. Bir diğer aquel. 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 Aquella. Aquella, aquella. O demek. Çoğulları. Aquellos, aquellos. Aquellos. Aquellas. Arkadaşlar. Çoğulları aquellos, aquellas. Onlar demek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İşaret sıfatlarını da gördük. Şimdi örnekler vereceğim. Daha rahat anlamanızı sağlamak için. Este, esta, esto, bu demek arkadaşlar. Estos, estas, bunların çoğulu bunlar oluyor. Estes'in, estes, hiçbir şekilde çoğul olmaz. Bunların çoğulu estos ve estas olur bunlar. Ese, esa, eso, şu. Çoğulları esas, esos oluyor arkadaşlar. Şunlar. O anlamında gelen de aquel, aquella arkadaşlar. O demek arkadaşlar. Çoğulları aquellos, aquellas, onlar demek arkadaşlar. Bunları belirteyim. Daha sonra bunlarla ilgili örnek kelimeler yazacağız. Birkaç tane. Daha sonra dediğim gibi bir sonraki dersimizde işleyeceğimiz sıfatlarla beraber bunlarla ilgili kelimeleri çoğaltıp daha net ve İyi bir şekilde pekiştirmenizi sağlamaya çalışacağım bu konuyu. Sıfatlar konusunu. Sıfatlar ve işaret sıfatları konusunu. Yeterli herhalde arkadaşlar. Görünüyor sanırım. Görünüyor sanırım arkadaşlar. Biraz daha belirlenelim şunları. Net görünmeleri açısından. Es
esto. Este, düzeltiyorum. Este. Esta. Este, esto. Esta bu demekti. Arkadaşlar, est güzel yazılmış oldu. Güzel görüntüsü. Yakışıklı görüntüsü. Evet. Bu demek. Bunların çoğulları ne dedik? Estos. Estos ve estas dedik. Bunlar anlamına geliyordu. Şöyle belirgin yapalım. Evet. Şimdi daha net görünüyor sanırım arkadaşlar. Evet, yazdık. Bunları şimdi siliyorum. Örnekler vereceğiz. Bu konuyla ilgili. Görünüyor sanırım net bir şekilde. Görünüyor. Evet, siliyorum arkadaşlar bunu. Neyse. Esa şu da eso arkadaşlar. Şu demekti. Evet. Sildim arkadaşlar bunları fazla vakit kaybetmeden. Şimdi bunlarla ilgili örnek kelimeler yazacağız. Mesela esta. Esta mujer. Esta mujer bu kadın demek arkadaşlar, bu kadın. Esta mujer bu kadın demek arkadaşlar. Çoğulu. Çoğulunu da yazalım. Estas mujeres, bu kadınlar. Estas mujeres, bu kadınlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Başka örnek. Mesela este libro. Kişilerde esta. Kişilerde esta, nesnelerde este kullanılıyor arkadaşlar. Este libro, bu kitap. Estes libros. Bu kitaplar. Gördüğünüz üzere pardon, estos, este, este libro, estos libros. Mesela diyorum, estesi çoğulu olmaz, estos libros. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu şekilde yazdık bunları. Hem tekil, hem kişilerde, hem size söyleyeyim. Nesnelerde bu kelimesini işledik. Şimdi gelelim şuya. Ese hombre. Şu adam. Esos hombres. Şu adamlar. Gördüğünüz üzere ese hombre, şu adam. Esos hombres, şu adamlar. Kişilerde ese oluyor arkadaşlar. Tekil erillerde ese
kişilerde, erillerde ese, dişillerde ese olacak arkadaşlar. Şunda, şu derken. Aynı şekilde bu derken kişilerde, erillerde esto, mesela esto hombre, bu adam, esto mesela esto chico, bu çocuk, kişilerde, erillerde esto, dişilerde esta deniyor arkadaşlar, bu demek. Nesnelerde este oluyor. Este libro, bu kitap. Çoğulu estos libros, bu kitaplar oluyor arkadaşlar. Şunlar da ese eseler, ese ve esoslar kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Ese eril, esa dişil kişilerde kullanılıyor. Mesela ese hombre dedik, şu adam, esa mujer dersek, esa mujer dersek arkadaşlar, bir öncekinde yazmıştık esa'yı, esa mujer dersek şu kadın oluyor arkadaşlar, esa mujer. Bunun çoğulu esa hombre'nin çoğulu esos hombres, şu adamlar, esa mujer şu kadının çoğulu da esa mujer şu kadın, esas mujeres şu kadınlar oluyor arkadaşlar. Onları da yazdık. Ese esas. Ese şunlarda eril kişiler için. Esa şunlarda eril dişil kişiler için arkadaşlar. Onu da belirtelim. Mesela aynı şekilde esa bisikleta, esa bisikleta şu bisiklet arkadaşlar, şu bisiklet deniyor. Bu esayı nesne olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar, ama bu dediğim gibi hem kişilerde hem nesnelerde dişi kelimeler için kullanılıyor arkadaşlar. Esa bisikleta, çoğulu esas bisikletas. Esas bisikletas. Şu bisikletler. Bir de akel, akel var arkadaşlar. Akel, o demekti. Akel, mesela akel libro, akel libro niye arkadaşlar? Çünkü libro eril kelimedir. El takısı alıyor biliyorsunuz. Akel libro, o kitap. O kitap. Aquel hombre dersiniz arkadaşlar. Mesela aquel hombre yazalım. Şöyle yapalım. Aquel hombre, o adam. O adam. Aquel tekil. Düzeltiyorum. Eril kelimeler için kullanılıyor arkadaşlar. Aken. Çoğulları aquellos. Şöyle yapalım. Aquellos libros. O kitaplar. Veya aquellos hombres. O adamlar denir, onu da yazalım. Aquellos hombres. Aquellos.
Homeless o adamlar. O adamlar dedik arkadaşlar. Akeos, Homeless o adamlar. Bir de Akeya var. Arkadaşlar görünüyor mu? Evet, de Akeya da var. Akeya da dişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Akeya şöyle yapalım. Akeya Muher, Akeya Nube, Akeya Nube, Obulut, çoğulu Akeyas Nubes, çoğulu da Akeyas Nubes arkadaşlar, Obulutlar, çoğulu da Akeyas Nubes, şöyle yapalım, çoğulu Akeyas Nubes, Obulutlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Herhalde biraz daha mı küçük yazsaydık daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum ama biraz daha küçük yazalım. Hepsini sıradıralım arkadaşlar. İsterseniz şu kısmı biraz daha küçük yazalım. Esta. Esta Muher dedik arkadaşlar. Esta Muher. Şu işimizi görür herhalde. Esta Muher. Esta Muher. Bu kadın dedik. Esta Muher bu kadın. Bu kadın diyoruz. Bu kitap yazıyoruz arkadaşlar. İşte söylemiyorsunuz. Yanlış yazıyorsun diye. Esta Muher bu kadın. Estas Mujeres. Bu kadınlar dedik. Bu kadınlar demiştik. Evet. Görünüyor mu? Gayet net görünüyordur. Bunları da sayalım. Este libre. Este libro. Este libro. Este libro. Bu kitap. Estos libros. Estos libros. Bu kitaplar demiştik. Oldu herhalde. Biraz daha şey oldu. Şimdi şuyu yazalım. Ese hombre. Ese hombre. Ese hombre, şu adam demiştik. Ese için, ese hombre, şu adam demiştik. Esos hombres. Esos hombres, şu adamlar. Bu şekilde sığacak sanırım arkadaşlar. Esa bisikletayı dedik. Esa bisikleta diyelim. Esa bisikleta. Şu bisiklet. Esas bisikletas. Esas bisikletas. Şu bisikletler. Esas bisikletas. Şu bisikletler dedik arkadaşlar. Akel Libro. Şunları da sayalım. Bu şekilde daha iyi olacak. Akel Libro. Akel'lere geldik. Akel. Akel o demekti. Akel. Mesela Akel Libro. O kitap. Akel. Şöyle yapalım. Akel Hombre. O adam. Demiştik.
Akenler için. Akeos. Akeos Libros. O kitaplar. Şöyle diyelim, o kitaplar. Akeos Omres. Akeos Omres. O adamlar arkadaşlar, o adamlar. Sığar mı? Sığmaz muhtemelen. Şöyle yapalım, o adamlar. Bir de bunun şeyi vardı. Akeas Mujeres mesela. Akea Mujer. Akea Mujer. O kadın. Çoğulunun Akeas Mujeres. Akeas Mujeres. O kadınlar. Nesneler içinde kullanılıyor arkadaşlar mesela. Nesneler içinde kullanalım. Veya yeterli. Yeterli arkadaşlar. Bu şekilde evet. Gördüğünüz üzere. Onu yazmayayım. Akeas ne veya yazalım. Daha demin yazmıştık. Şimdi demin yazmış bulunduk. Şimdi yazalım. Akea Nube. Nube bulut demek arkadaşlar. E ile bittiği halde eril olması gerekirken dişil bir kelimedir. Bu yüzden Akea Nube olur. Akea Nube o bulut demek arkadaşlar. O bulut. Çoğulunu da yapalım. Akeas Nubes. Akeas Nubes arkadaşlar. O bulutlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere işaret sıfatlarında o odam değil arkadaşlar. O odam değil, hiç söylemiyoruz. O adam arkadaşlar. Odam yazmışız. Evet, o adam. Evet, düzelttik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işaret sıfatlarını ve onlar işaret sıfatlarıyla ilgili birkaç kelime örneğini buraya yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bırakıyorum size. Gene not etmeniz veya fotoğraf çekmeniz için bir süre bırakıyorum. Bu konuyu daha fazla, daha da geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İnternetten veya kitaplarınız varsa kitaplarınızdan örneklerle. Benim yerim çok küçük olduğu için fazla kelime örneği yazamıyorum. İleriki derslerimizde daha geniş kapsamlı kelimeler ve sıfatlar görerek bu konuyu daha geniş ve daha kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere yazdınız herhalde hepsini. Şu görünmüyor sanırım. Şu görünmüyor arkadaşlar. Şurası görünmüyor. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. O bulutlar. Şöyle yaptık mı? Evet, görünüyor. Şu A'yı düzgün yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde görünüyor sanırım. Akeas Nubes. Evet, orası görünüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Tamam, şimdi görünüyor hepsi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. İlk bölümde zaman zarflarını yazdık. İkinci bölümde işaret sıfatlarını, işaret sıfatlarıyla ilgili örnek kelimeleri yazdık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dediğim gibi isim ve
sıfatları yazacağız arkadaşlar. Bir sürü isim belirten kelimeler ve sıfat belirten kelimeleri yazacağız arkadaşlar. Daha sonra bu konuyu o konuyla birleştirerek daha kapsamlı bir şekilde daha fazla örnek kelimeler yazarak pekiştirmenizi sağlamaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeterli sanıyorum bugünlük. Videomuzda daha fazla uzun olmasın, sıkıcı olmasın en azından. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimiz olan sıfatlar, isimler ve sıfatlar konumuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.